Keçenin ana yurdu Orta Asya. Türklerin binlerce yıldır keçe yaptığı biliniyor. En eski keçe örnekleri M.Ö. 3 ve 4. yüzyıllara ait. Hunlara ait Pazırık kurganlarında bulunmuş. Pazırık kurganlarında çok kıymetli buluntular ele geçiriliyor. Hem keçe hem de dokuma halı konusunda da. Keçeler incelendiği zaman üzerindeki desenler yine Türk kültürüne ait olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela geyik boynuzlarından yola çıkarak oluşturulmuş o kıvrımlı desenler hala günümüzde de Afyonkarahisar'daki keçelerde de görüyoruz. Günümüzde de Tuna boyundan Doğu Türkistan'a kadar Türk dünyasında yaşatılıyor. Hala Afyonkarahisar'da yaşatıldığı gibi. Afyonkarahisar, Karaşar Türklerinin gelip yerleştirildiği Selçuklu döneminde bir yer. Kepenek çok eskiden beri çobanın en baş giysisi, onu her türlü doğa olayından da koruyor. Kurt kapmasından, böcek sokmasından koruyor yani. Böcekler gezemez keçenin üzerinde. Tabii suyu geçirmiyor yağmurda, çamurda. Isı muhafaza ediyor sıcaktan, soğuktan. Keçecilik Afyonkarahisar'da Türklerin öz sanatlarından biri olduğu için, burası da bir Türk yurdu olduğu için devam ediyor. Düşünülür ki ilk dokumadan önce keçe üretildiği. Çünkü keçe çok güzel bir yalıtım malzemesi. Çok güzel sıcak tutar, sağlıklıdır. O nedenle de Türk kültüründe de hayvancılık çok önemli olduğu için, çok geniş üretim sahası oluştuğu için Orta Asya'dan günümüze kadar keçe gelmiş. Keçe sözcüğü Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-i Türk adlı eserinde de geçiyor. Türklerin kutsal ocağı sayılan çadırdan giyime kadar pek çok alanda kullanılmış. Halk kültürüne, şiire, tekerlemeye, edebiyata yansımış. Hatta Göktürkler, Tuli denen keçe bebeklerle gömülmüş. Hakan'ı taht töreninde beyaz keçe üstünde havaya kaldırma geleneği Orta Çağ'a kadar sürmüş. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de barışta ve savaşta keçe önemini korumuş. Ustaların burada daha yoğun olması nedeniyle sürdürülüyor. Çünkü 7 tane atölyemiz var, işte 13 tane ustamız var ve bu ustalar hala günümüzde de çok faaliyetteler. Keçecilik Cumhuriyet yıllarında da Konya, Denizli, Şanlıurfa, Afyonkarahisar gibi iklimi ve coğrafyası küçükbaş hayvancılığa ve keçeciliğe uygun illerde sürdürülmüş. Ancak kendi halinde, sessiz ve sakin bir şekilde. Ta ki yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu'nun Keçenin Teri adlı belgeseli 1988'de TRT'de yayınlanana kadar. Karslıoğlu, Şanlıurfa'da binbir zorluk ve emekle hamamda ustaların keçeyi dövüp pişirmelerini o kadar ustalıkla anlatır ki, o dönem bütün Türkiye bu belgesel sayesinde böyle bir kültürel mirasın varlığından haberdar olur. Keçenin Teri, 1995'te sinemanın 100. yılı dolayısıyla her ülke sinemasından 10 filmin belirlendiği seçkide başka iki belgeselle birlikte 100 yılın belgeseli ödülünü alır.
Keçecilik tıpkı bu belgeselde anlatıldığı gibi hem emek isteyen hem de nesiller boyunca babadan oğula sürdürülen kültürel bir mirastır. Doğma bölümü Afyonluyum ve 60 senedir bu mesleği yapıyorum. Bizim bu keçecilik mesleği aile mesleğimiz. Babamın dedesi de keçeci. Biz de bundan senelerdir ekmeğimizi kazanıyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Hayatımız böyle geçti. Babam Şükrü Çavuş denen çok önemli bir ustaydı. Ben de ondan öğrendim. Ve bunu babamla birlikte çok gelişmeler gösterdik. Bazı şeyleri kendimiz izahımızla bulduk, aklımızla derken geliştirdik, bu yere getirdik. Pişme, keçiyi ıslak ortamda vurarak veya makinenin içine ıslakla buharın içine döndürerek ıslak preste yoğurmak. Yani keçiyle kavga eder gibi uğraşmak, vurmak. Eskiden ben kollarımda çok kepenek pişirdim ottuğum yerde hamamda, merminin üstünde. Bu vurduğum yerlerde tüy bile bitmezdi, nasıl olurdu. Keçe dövmedir, dövdükçe küçülür, küçüldükçe sağlamlaşır. Keçenin böyle bir özelliği var. Ha niye keçe yün birbirine bu kadar sıkışıyor? Daha kimse izah edememiş. Biz duymadık. Ahmet Yaşar Kocataş'a 2015'te UNESCO programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi unvanı verildi. Yaşayan insan hazineleri, somut olmayan kültürel mirasın belli unsurlarını yeniden yaratmak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip kişileri anlatıyor. Ahmet Yaşar Kocataş da keçeciliğin en büyük ustalarından biri olduğu için bu unvana layık görüldü. Hiçbir kimseye ben ustayım diye lanse etmedim. Hala daha ben kendime usta demem. Çünkü o ustalık başkasının takdirine kalmış. Öğrenmenin yaşı biter mi? Bitmez. Onlar beni tespit etmişler. Beni buldular ve bu ödülü bakanlık bana layık görmüş. Biz de onur duyduk. Meleke demek... Ben şimdi keçe yaparken size kendim bile fark ettirmeden yaptığım el hareketlerini siz göremezsiniz. Ama o keçiyi ben adım etmiş 60 senemi verdim ya, bazı şeyler meleke haline gelmiş. Nasıl Denizli'de dokuma merkezi ise belki de Osmanlı döneminde burası da keçiciliğin merkezi olmuş. Soğuk da bir il olduğu için sonra... Kargo araçları, tren yolu işletmesi meşhurladıkça soğuk illere de gitmeye başlamış. Afyon'da ben çocukken 60 dükkan vardı. Hepsi de ekmeğini kazanıyordu. Full çalışıyorlardı.